Ver belgeyi, al ilticayı. Ver soruşturma, koşturma dosyalarını, al ilticayı. Böyle bir hikaye yok arkadaşlar. Onun için herkesin kendi hikayesi belgesiyle örtüşmeli, tutarlı, inandırıcı, hukuka uygun ve düzgün olmalı. Eğer iddianamenizde, soruşturma dosyanızda, yakalama, tutuklama, polis tutanakları gibi evraklarınızda bir tutarsızlık varsa ya da içeriğini bilmiyorsanız ve anlatamıyorsanız çelişkiye düşersiniz, veret alırsınız. Net bilgi. Yüzlerce, binlerce dosya okumuş bir insan olarak söylüyorum size. Detaylarını anlatacağım ama kanalımıza abone olsanız, beğenme tuşuna bassanız, paylaşma tuşuna bassanız, dostlarınızla paylaşsanız nasıl olur? Evet dostlar, özellikle belgesi çok olan insanlar, en çok hatayı yapan insanlar. Bu konu ikiye ayrılıyor. Birincisi gerçekten bilgi ve belgeler olan insanların yaptığı hatalar. Bir de bu işi çakma yapanlar olarak ikiye ayırıyoruz. Herkesin Avrupa'daki iltica sistemine baktıklarında yaptıkları en büyük hata şu. İşte soruşturma kovuşturman varsa, belgen varsa, bilgin varsa işte kabul alırsın. Ya sana vermeyecekler de kime vermeyecekler diyorlar. Ondan sonra insan dosyasını hazırlanmadan mülteci dairesine gidiyor, mülakata gidiyor. Orada raportör ya da karar verici soruyor. O da diyor ki ha bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla. Ya da olaya ve dosyasına hakim değil. Yaşadıklarını unutmak istiyor. Çünkü yaşamış olduğu travmalar var. İşte bu travmalardan dolayı da her şeyi bilmek ve hatırlamak istemediği için dosyayı kenara koymuş. Ah ver belgeyi. İşte başımdan bunlar geçti. Kahve sohbet eder gibi ver belgeyi. Anlat hikayeni. Kabul alırsın gibi geliyorlar. Reddit alıyorlar. Abi arkadaşım geride ailen bekliyor. Eşin bekliyor, çocuğun bekliyor, dostların bekliyor, anan baban bekliyor. Senin keyfi davranmaya hakkın, hukukun yok. Çünkü sen hayatınla ilgili çok önemli bir karar verdin. Hayatının merkezini, yaşam biçimini artık kendi ülkende ya da yaşadığın ülkede değil, yeni bir ülkede geçirmeye ve bundan sonraki hayatını o ülkede yaşamaya devam etmeye karar verdin. O zaman lütfen Hayatınla ilgili vermiş olduğun bu kararı ve yeni bir hayata başlayacağın bu ülkedeki tutarlılığını, oturumunu, kabulünü almak ve devam ettirmek istiyorsan lütfen dosyanı ve hikayeni çalış. Peki ne yapman lazım? Burada en önemli şey şu. Neden hükümetin hedefindesin? Neden devletin hedefindesin? Neden rejimin hedefindesin? Rejim, devlet, hükümet. Seni neden hedefe koydu? Hedefe koymanın karşılığı ne demek biliyor musunuz? Hapse atılmak demek. İşte neden seni hedefe koydu? Hangi aidiyetinden ya da hangi faaliyetlerinden dolayı tehdit altındasın? Hedef halindesin. Ya yani neticede neden seni özgürlüğünden tutacak ve hapse atacak? Neden seni yaşamından edecek? İşte bunları bilmen gerekiyor. Bunu bilmen için de lütfen soruşturma, kovuşturma, polis tutanağını, iddianameni, mahkeme kararlarını, hüküm kararlarını ve ekli dosyaları okuyunuz ya. Hayatınızla ilgili önem karıyorsunuz. Lütfen okuyunuz. Mesela orada size atılan iftiralar, suçlar nelerdir? Suçlamalar, iddialar. Devlet diyor ki, işte bir sürü, herkes de matbu yazıyor, terör örgütleri falan filan yazıyor, bir tanımlama yapıyor, sonra diyor ki, bankada hesap olduğu için, okullara gittiği için, gazetelere abone olduğu için, bayrak görüşmesi yaptığı için, şu kişilerle konuştuğundan dolayı 6-3 verilmesine diyor. Ha işte daha 26 Eylül 2023 tarihinde Yüksel Yalçınkaya kararı çıktı. Orada adil yargılanma, işte 6. madde, 7. madde kanunsuz ceza olmaz, Kanunilik ilkesini aykırı karar verilmiş ve 11. madde ihlal edilmiş örgütlenme hakkı işte bunları Yüksel yalçın, Kayar kararını okuyarak geliniz. Bunlar suç değil. Ama sizi bununla suçlayıp haksız bir şekilde kanunda suç olmayan şeylerden dolayı adil yargılama yapmadan örgütlenme hakkınızı ihlal ederek hapse atıyorlar. Tamam mı? İşte bunu nasıl anlatabilirsin? Eğer iddianameni polis tutanağını, savcılık tutananı fezlekeleri, müzekkereleri, mahkeme kararlarını, ya da iftiracıların, itirafçıların dosyalarında adınız geçiyorsa bunları hakim olup düzgün anlatırsanız anlatabilirsiniz. O zaman kronolojik sırayı bilmeniz gerekiyor. Ya bu kronolojik sırayı bilmeden dosyanızda çalışmadan nasıl anlatacaksınız? Ver belgeyi, al iltica yok arkadaşım. Lütfen dosyanıza kronolojik olarak güzel bir şekilde çalışınız. Ya içim yanıyor, yüreğim yanıyor. Yani 6 yıldır ret alıp bekleyen arkadaşlarımız var ya. Ya yazık günah ya. 5 yıldır, 4 yıldır bekliyorlar. Lütfen ya bunu yapmayın. Bir çözüm bulmak ve üretmek için sizlerin yapması gereken dosyanıza dikkatli bir şekilde çalışın. Neler anlatacağınıza dikkatli bir şekilde çalışın. Red alan arkadaşlarının dosyasını hazırlanın, bakın. İrtica ile ilgili kanunlarda, maddelerde neler aranıyor onlara bakın. Tecrübelerden istifade edin. Hatalarınızı giderin. Çelişkiye düşmeden düzgün bir şekilde ifade ediniz. Bunun için lütfen gerekirse bir avukattan ya da bir profesyonelden hizmet alabilirsiniz. İkinci konu ise evrak hazırlayanlar, yaptıranlar duyuyoruz internette, sosyal medyada bazen bizim yorumlarımızın altında da yazıyorlar. Bazen bizi arayıp soranlar da oluyor. ben bu noktada kimseye çakma evrak hazırlayın diyemem. Çünkü iltica gerçekten kendi ülkenizde zulme maruz kaldığınızdan dolayı hayatınız ve özgürünüz tehlikedeyse, hapse girecekseniz ve neticesinde zulüm görecekseniz o zaman üçüncü güvenli ülkelere gitme hakkınız var. Bu kanunlarda yazıyor. Bunda problem yok. Ama hakkı olmadığı halde ne yapıyorlar insanlar? İşte bir bakıyoruz. Genelde son zamanlarda Türkiye'den gelenlere baktığımızda bazı kesimler %90'ın üzerinde ret alıyor. Bazı kesimler de %90'ın üzerinde kabul alıyor. Şimdi ret alan insanların dosyalarına baktığımızda genelde şunu görüyoruz. Polis tutanağı, DAP raporu, hastane raporu, mitiklere katılma raporu anlatabiliyor mi Bir de yakalama kararı. Genelde devlet insanlar da bunu görüyor. Bu yanlış. Nereden bu tuzağa insanlar düşüyor anlamış da değilim. Çünkü polis tutanağı, darp raporu, hastane raporu, bir de yakalama kararı bunu verip kabul alacaklarını zannediyorlar. Ya arkadaşım bu yanlış. Çünkü senin yakalama kararını olabilmesi için savcılık soruşturmasının mahkeme kararının da olması gerekiyor. Bu kararlar olmadan yakalama çıkmaz. Ne oluyor o zaman? Siz dinleyen raportör ve karar verici enayi değil ya. O da gerekli eğitimleri alıyor. Türkiye hakkında bilgi belgesi var, haberi var. Ve son zamanlarda Türkiye'de sahteciliğin, dolandırıcılığın, yalancılığın arttığını biliyorlar. Ve sahte evrak yapılabileceğini biliyorlar. Bu insanlar uyanık, akıllı insanlar ve kriminal incelemede bunlar tespit edilebiliyor ve bu kişilerin de Türkiye'de elçiliklerin avukatları var. Gerek duyduğunda sizin TC'nizi Türkiye'deki avukatlarına veriyorlar. Onlar da savcılık ön bürodan yani katipten e, sorun. Dosyanız var mı yok mu tespit edebiliyorlar. Burada herhalde bu insanların en çok zoruna giden ena yerine konulmaktır diye düşünüyorum. Böyle şeylere lütfen tevessül etmeyiniz ve bunları yapanlara müsaade etmeyiniz hayatınızı karartmanız şimdi sizin bu ve benzeri insanlara verdiğiniz rakamlarla gerçekten bir Almanca kursuna ya da İngilizce kursuna ya da İsveççe kursuna gitseniz zaten o yapmış olduğunuz masraflarla Sizler normal çalışma vizesi alıp gelebilirsiniz mesela İsveç Almanya Belçika İngiltere gibi ülkeler nakliyeci arıyor zaten profesyonel sürücü sürücü arıyor Burada ilkokul, ortaokul, lise, üniversite eğitimine bakmıyorlar ki. Profesyonel sürücü müsün diye bakıyorlar. C ya da D sınıfı ehliyetin varsa ya o kaçakçıya, göçekçiye, sahte evra vereceğin parayı git ehliyet al. Profesyonel olarak 2-3 yıl çalış. Buralara tır şoförü olarak, otobüs şoförü, kamyon şoförü olarak gelin. Daha karlı çıkarsınız ya da kendi yeteriniz mesleğiniz vardır. Onlarla ilgili legal bir şekilde vizenizi alarak gelin. Daha iyi olur. Öbür türlü hele bir Avrupa'ya gideyim, kapağı atayım, ya iki de evrak vereyim, kabul verirler falan diyorlar. Bu çok yanlış, bunu tavsiye etmiyorum. İnsan hayatı o kadar ucuz değil arkadaşlar. Dünyanın borcuna, sıkıntısına giriyorsunuz, krediler çekiyorsunuz, eşler, dostlar belirkiyorsunuz, borç alıyorsunuz, hayatınızı, ailenizi tehlikeye atıyorsunuz, gerek yok. Lütfen daha sağlıklı ve vicdanlı ve insaflı düşünün. Hayatınızı tehlikeye atmayın. Bunun için bütün legal yolları deneyin. Mutlaka bir çözüm bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten siyasi zulmü maruz kalan, hayatı ve özgürlüğü tehdit, tehlike risk altında olan insanlara diyebileceğim bir şey yok. Zaten hükümet onlara pasaport vermiyor, kimlik vermiyor, yurt dışı çıkış yasağı koyuyor, adli kontrol uyguluyor, damga diyor, hapse atıyor, gözaltına alıyor. Ülkeyi zaten onlar için yaşanmaz hale getiriyor. Onların ülkeyi terk etmekten başka seçeneği yok. Onlara bir şey diyemem. Ama bunun dışındakilerin ise bir sürü legal gelme yolu varken bunları araştırmadan arkadaşım gidiyor ben de gideyim kervanla kapılmayın. Buralarda rezil olursunuz, sefil olursunuz. Benden demesi. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.